Eliya, uyumadın mı hala? Biraz sonra uyurum. Biliyorum, Hayrus'un ölümü seni çok etkiledi. Benim de içim yanıyor. Allah böyle takdir etmiş. Ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Öldürülmesi demek istedin herhalde. Onu kimin öldürdüğünü bulana dek rahat etmeyeceğim. Artık huzurlu olmalı ve beklediğimiz bebeğimiz için yaşamalısın. Halsurumuz, yaramaz arkadaşlarının kardeşi sanıyordu. Onlara haksızlık etme. Ölümünden o çocukların suçları yok. Kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Bize düşen sabırlı olup Allah'ın yazdığına isyan etmemek. Ben kimseye kötülük etmedim. Yalan söylemedim. Hayatımda hiçbir günaha girmedim. Neden? Neden? Allah daha hayırlısını verecek. Sakin ol ve sabret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hızır'ın öldürdüğü çocuk yaşarsa kafir olarak yaşamayı tercih edecekti. Azarak ve küfrederek anne ve babasının kanını dökecekti. Bu kötü muameleyi asla hak etmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anne babaya iyi davranmak, vaktinde kılınan namazdan sonra Allah katında en sevilen ameldir. Allah, salih anne babaya onlara şefkatle davranacak iyi bir evlat vermek istedi. Nasılsın anneciğim? Sana ilacını getireyim mi? Sonra canım oğlum. Rüyamda abin Haysur'u görüyordum. Allah rahmet eylesin. Buyur anneciğim, bu ilacı içmelisin. Ne garip. Tadı güzel, bal gibi. Ona biraz bal ekledim. Böylece acılık kalmadı tadında. Allah senden razı olsun oğlum. Benden razı olduğun sürece anneciğim. Eşinin yanına yatağına git de uyu hadi. Hayır, sizin başucunuzda kalacağım. Belki bana ihtiyacınız olur. Babacığım, benden bir şey ister misin? Sağ ol oğlum. Ben lavaboya gideceğim şimdi. Sağ ol. Ayakkabılarını giydireyim, izin ver. Kapıda seni bekleyeyim. Hayır, hayır. Annenin yanında kal. Seni yanında görmek onu mutlu ediyor. Asıl ben onun güzel yüzünü görünce daha mutlu oluyorum. Bu durum karşısında Musa Aleyhisselam'ın kalbi hiç rahat değildi. Ama Hızır Aleyhisselam'a verdiği sözü ve ondan özür dilediğini hatırladı. Susmalı ve bu yolculuğu tamamlamalıydı. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Hızır Aleyhisselam ve arkadaşı Musa Aleyhisselam'ın geldiği Cimriler Köyü. Bir gümüşe leziz karpuzlarım var. Bu küçük karpuz için bir tane gümüş para mı dedin? Öyle Umidu Efendi. Bak Mişka, bu fiyat çok yüksek. Karpuzu bu fiyata satamazsın. Ne oldu? Neden babamızın yüzünü örttün Seman? Böyle nefes alamaz ki. İyi kalpli Salih babamız öldü. Öldü mü? Öldü mü? Hayır, hayır. Bizi kime bırakıp gittin baba? Bu ağıtlar ölüye eza verir. Büyük adam gibi kendimizi tutup düşünmeliyiz. Evet, ilk önce nasıl defnedeceğimizi düşünelim. Ama biz küçüğüz ve yardıma ihtiyacımız var. Komşularımız ve köy halkı böylesi zor bir durumda bize yardım ederler herhalde. Size destek olmak isterdim. Fakat ben hastayım. Size yaklaşıp bulaştırmaktan korkuyorum. Haydi öbür komşuya gidin. İzninizle, güneş sağlığıma zarar veriyor. Bu bize yardım etmeyi reddeden üçüncü komşu. Diğerlerine bir bakalım. Eğer herkes reddederse tüm gayretimizle yaparız. Babamıza karşı son görevimizi yerine getiririz. Oh, bugün çok yorulduk. Önemli olan babamızı defnetmemiz. Şimdi taziyeye gelenleri bekleyelim. Bu yaşlı teyzeden başka taziyeye gelen yok. Bu gariban kadın için bir sadaka. Size verecek bir şeyimiz yok ki. Hayır teyzeciğim, bekle biraz.
Azıcık ekmek ve suyumuz var. Bayat da olsa biraz ekmeğimiz var. Yenilmesinde bir sakınca yok. Her şey için sağ olun çocuklar. Abi, açlıktan ölmek üzereyim. Bana yemek deme ne olur. Köyde bulunan bütün evlere gittik. Tarlalarda çalışmak istediğimizi söyleyelim. Çobanlık da yapabiliriz ya da herhangi bir şey. Buralardan gitmeyi düşünüyorum. Bu köyde durulmaz. Hayır. Babamız her zaman bu evde kalmamızı isterdi. Asla bir yere gitmiyoruz. Satmam da bu evi. Satmak mı? Zaten bu harabe, duvarı yıkılmış evi kim alır ki? İşte bu sırada Hızır Aleyhisselam ve yanında Musa Aleyhisselam o köye girdiler. Yemek istediler fakat köy halkından hiç kimse onları ağırlamak istemedi. Aman Allah'ım, bu Hızır en iyi adam. Hatta peygamber diyorlar ona. O ne yaparsa yapsın ben ona zırnık koklatmam. Seman çabuk kalk. Ne oldu söyle. Evin duvarında büyük yarık var. Dalga mı geçiyorsun? Evin duvarı uzun zamandır harabe. Zaten biliyoruz bunu. Yarık korkunç bir şekilde daha da genişlemiş. Kendin bak istersen. Aman Allah'ım. Eğer tadilat yapmazsak yakında üstümüze çöker bu ev. Çabuk o halde. Yaklaşma sakın. Yoksa evin duvarı kafamıza düşecek. Ne yapacağız Seman? Ev tadilatı, güç, maharet ve tamir aletleri ister. Bizde hiçbiri yok. Komşulara soralım bir. Tekrar komşulara gitmek mi? Ne kaybederiz ki? Şu an içinde bulunduğumuzdan daha kötü bir halde olamazdık gerçekten. Ben size hastayım demedim mi? Ev benim ve kardeşimin başına yıkılacak. Şimdi de üçümüzün tepesine yıkılsın mı istiyorsunuz? Nedir isteğiniz? Faydası yok. Hadi. Hadi gidelim Seman. Bu köyde kapısını çaldığımız son komşu. Bu nasıl dünya böyle? Demin iki tane güçlü kuvvetli adam geldi. Yardım istedi. Onları misafir edecekmişim. Bir de iki çocuk gelmiş benden yardım istiyor. Bu ne biçim dünya? Hızır Aleyhisselam yıkılmak üzere olan duvara gitti ve onu tamir edip eski haline döndürdü. Musa Aleyhisselamsa durmuş şaşkın şaşkın onu izliyordu. Kâle in sâeltuke an şey'in ba'deha felâ tusâhibenî kad beleğte min ledunni uzzara. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Çabuk kalk Şekrun. Bak, garip bir adam gelmiş, yıkık duvarımızı tamir ediyor. Bunu neden yapıyor ki? Hem de dün arkadaşıyla yemek isteyip köy halkından elleri bomboş dönmüşken. Bilmiyorum, önemli olan evimizi tamir etmiş olması. İki çocuk büyüyüp adam olduklarında. Ah sevgili evimiz. Yolculuğa çıkıp senden uzaklaşsak da sana olan özlemimiz eskisi gibi. Bize birçok hayır veren Allah'a şükürler olsun. Bu küçük ev artık bize yetmiyor sanki. Evlenmeyi mi düşünüyorsun kardeşim? Açıkçası evet. Fakat sıramı bekliyorum. Sen benim abimsin. Öyleyse bu durumda daha geniş bir eve ihtiyacımız var. Bizi engelleyen ne? Malımız, aletlerimiz ve bina yapmaya gücümüz var. Bana yolu açın. Sen hala hayatta mısın? Ne acelen var nineciğim? Dalga geçin benle siz anca. Ben Erdemli Seman ve Şekru'nun yanına gideceğim. Onlar salih bir adamın evlatları. Ne olmuş o ikisine? Onlar eski evlerini yıkıp yerine daha büyük ve genişini yapıyorlar. Sana ne faydası var bunun be kadın? Onlar yeni evlerinin şerefine bütün garibanları doyuruyorlar. Gelip görelim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yeni ev ve garibanlara yemek ha? Bir günde iki kayıp. Dünyada neler oluyor? Bitirmemize az kaldı Şekrun.
Hiç yorulmadım sanki kardeşim. Bu da ne? Çukurun içinde koca bir kaya. Bu kaya değil ki. Bekle, bekle de sana yardım edeyim. Bu kocaman altından bir levha. Sizin babanız zengindi. Servetini nereye koyduğu şimdi anlaşıldı. İyice bakın ona. Üzerinde bir yazı var. Kolayca okuyabiliyorum bu yazıyı. Yüksek sesle oku oğlum. Ateşi hatırlayıp da gülene, kadere yakinen iman edip de yorulana, ölümü hatırlayıp da gafil olana şaşarım. Aman Allah'ım, bu nasihatler gerçek bir hazine. Bekle, üzerinde bir yazı daha var. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed mi? Böyle bir isim duymadım hiç. Ama bu altın levhanın üzerinde yazılı. Bu hazineyle ne yapacaksınız? Üzerindeki bu değerli nasihatlere uyacağız. Elhamdülillah, iyi ki küçüklüğümüzde açılmamış burası. Öyle olsaydı bu altını satıp üzerindeki kıymetli şeyleri anlayamazdık. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا